Siz de yapabilirsiniz. Seramik projelerimize bir yenisi eklendi. Cemre isimli projemizi beraberce çalışalım. RTB Labuz Yeşili 3008 numaralı boyamızla daha önceden rölyef pastasını çalışıp kuruttuğumuz vazomuzu boyamaya başlıyoruz. Tamamını boyadıktan sonra kurutuyoruz ve transfer işlemini uygulamak üzere çalışmamıza devam ediyoruz. Artebella transferlerinden 1266 numaralı açık semin transferimizin desenini oymadan diğer desenlerden ayırıyoruz. Sonra tasarımımıza göre jelatini kaldırıyoruz. Seramik objemizin alt kısmına yerleştiriyoruz ve sünger yardımıyla transfer kağıdımızı ıslatıp 20 saniye sonunda beyaz kağıdımızı kaldırıp alıyoruz. Böylece deseni objemiz üzerine transfer etmiş oluyoruz. Güzel mi güzel bahar çiçeklerinden oluşan transferimizi obje yüzeyine geçirdik. Ardından süngerimiz ile silip peçete ile kuruluyoruz. Evet, buraya kadar rölyef pastamızı yaptık. Zemini rölyef pastayla birlikte boyadık. Transferimizi uyguladık. Ve şimdi sıra eskitmeye geldi. Artebella 30 cc metalik boyamız ile bir parça kağıdımızın üzerine döküp fırçamızı metalik gold rengine iyice buluyoruz. Dikkat ederseniz fırçamda az bir boya kalacak şekilde hareket ediyorum. Şimdi rölyefli kısımdan başlamak üzere, net gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle sanıyorum görülüyordur. Çok zevkli bir çalışma. Fırçamızı hafif hafif sürterek kuru eskitme yapıyoruz. Şimdi çok çok hafif dokunduruyorum ve ardından fırçamdaki tüm boyayı vazo üzerinde gezdiriyorum. Yalnız bastırmıyorum, çok hafif sürterek. Rölyeflerin üzerine biraz daha yoğunlaştırıyorum. Evet, vazomun şu dip kısımlarını da biraz baskılayarak yoğun bir şekilde parlaklık veriyorum. Evet, parmak yaldızla da biraz daha belirginleştireceğiz oyuk yüzeyleri. Evet, hafif böyle eskitme görüntüsünü alıyor objem. Dikkat ederseniz çok az boya yükleyerek fırçama ve hafif dokunuşlarla bu çalışmayı yapıyorum. Şimdi birazcık daha boya alıp vazomun ağız kısmını eskitiyorum. Oraya biraz daha yoğun sürüyorum fırçamı. Evet, şuralardan biraz daha yoğun bir şekilde insin istiyorum aşağıya. Ve aynı şekilde tabandan da bu yoğun bir belirginlik olsun istiyorum. Transferim üzerinde bir bütünleştirme yapıyorum. Evet, buraya kadar fırça yardımıyla kuru eskitme yaptık. Şimdi Artebella
Altın rengi parmak yaldızımızı alıyoruz. Ardından rölyef pastamızın üzerine sürerek parmağımızla biraz daha rölyef desenin belirginleşmesini sağlıyoruz. Böylece hoş görüntüler elde ediyoruz. Biraz daha sürmek istiyorum. Evet. Belirginlik iyice arttı. Bu çalışmadan sonra su bazlı artebella vernik ile vernikleyip çalışmamı sonlandırıyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Kolay gelsin.